Yuvarlak oymaların çoğu bölgede mezar ya da mezarlar olduğunu anlatır, bazen kuyu bazen de hedef teşkil etmek için kullanılmıştır. Mezar amaçlı yapılmış yuvarlak oymaların çok farklı çözüm yolları vardır. Oyma sayısı, büyük oyma ve yanındaki küçük oyma, oyma içinde oyma, oyma yanındaki çizgiler ve kanallar gibi farklar vardır. Oymanın büyüklüğü ve derinliğine de bakılır, aynı kayada bulunan oymalar arasındaki mesafe de önemlidir. Oyma iç duvarında bulunan dikey oyma, bunların hepsi anlamları değiştirmektedir. En ince ayrıntı ise yuvarlak oymalar, yuvarlak gibi görünse de aslında birçoğu yuvarlak değildir. Çok az da olsa üçgen şeklindedir. Bunu anlamamız için işarete bakmak yerine okşamanız gerekir, baktığımızda yuvarlak görünen oymanın iç kısmına parmağımızı sürterek üçgen yaptığını anlarız. Burada gideceğiniz taraf üçgenin en çukur tarafıdır. Eğer oymanın alnında yani iç duvarında küçük çapta murç varsa bu da yöndür, tam karşıya gidin mezarın üzerine çıkarsınız. Burada şunu iyi anlayın, her oyma mezarın ne tarafta olduğunu mutlaka söyler, bunu inceleyerek siz bulacaksınız. Oyma sayısı birden fazla olan kayalarda öncelikle oyma sayısına ve oymanın yanında murç izi olup olmadığına bakarız, murç izi varsa murçlar yön vermektedir ve ayrıca murç izi mezar sayısına karşılık gelebilir. Yani 3 murç varsa 3 mezar var demektir. 2 oyma varsa küçük oyma tarafına gidilir. Oyma içinde oyma olan kayalar veya taşlar birbirine bağlı odalar olduğunu anlatır. Bu işaret çoğunlukla bulunan birinci mezardaki yapı taşlarında görülür. Bize ikinci bir oda olduğunu anlatır. Bu oymada kanal varsa zaten yönü vermiş demektir. Kanal boyu ölçülür, 1 santimetresi bir adım hesaplanarak gidilecek mesafe bulunur. Oyma işareti yanında bulunan çizgiler yön ve mesafe konusunda önemli rol oynar. Burada çizgilerin uzunluğu ve sayısı önemlidir. Çizgiler karışık birbiri üzerinden geçer şekilde ise gömü mıstık inanışlara dayalı şekilde yapılmıştır, bölge tılsımlıdır. Eğer tek kanal varsa bu yön veriyor demektir, gidilecek taraf kanal tarafıdır, buradaki mesafeyi kestirmek kolay değildir. Bu kanalın hemen önü olur, belirli mesafe karşısı da olur. Oyma büyüklüğü mezarın statüsü ile doğrudan ilişkilidir, oyma derinliği mezar derinliğini verdiği zamanlar olur. Örnek, oyma derinliği 5 cm ise burada mezar derinliğinin 3 metre olduğunu anlayabiliriz. Bu her oyma için geçerli olmayabilir, bunun hesabı ise oyma derinliği 7 ile çarpılarak çıkarılmaktadır, büyük oyma her daim büyük mezarı simgelemektedir. Çıktığınız bölgede çok fazla oyma mı var, 10 metrede bir oymaya mı denk geliyorsunuz? İşte bu mezarlık alanıdır, bir nevi nekropoldesiniz, bu tip yerler genelde şehrin yakın yerlerinde olur, mezarların çoğu toprak mezar olup içinden çok değerli eşyalar çıkmamaktadır, ölü gömme geleneklerine göre az miktarda hediyeler koyulduktan sonra defin işlemi yapılır. Genelde ağız ya da gözlerine para koyarak yapılmaktadır. Tabi burada değerli mezarlarda bulmak mümkündür, fakat arazi oyma doluysa burası orta ve düşük gelir düzeyine sahip insanların mezarları ile doludur. Arkadaşlar, bir tane deve bulduk. Coğrafi arazi biraz zor. Kayalık. Devemiz burada. Derenin aşağısı. Devenin aşağısı dere. Derenin karşısı yine kayalık. Nasıl bir yön çizeceğiz? Anlayamadık.
Şöyle baktığımızda ağzın içinde tam şu bölgede delik gidiyor. Öbür tarafları kapalı. Tam üstünde gene ağzın içine giden bir delik var. Şurada bir oyma var. Nereden baksan 15 santim derinliğinde oyması var. Yan tarafındaki sivri taşa geçtiğimizde sivri taşın yanında yine ufak bir oyması var. Hepsi birbiriyle yan yana. İçeride bütün mü değil mi belli değil. Şurada yine bir oyması var. Yine hemen yanındaki taşta bir oyma. Ve bu taşların hepsi köşeli. Taşların hepsinin köşesinde işaretler. Tamam, çık oradan. İşaretin üstüne çıktığımızda ise kaplumbağa kafasının baktığı mevki bu taraf. Şöyle dere yatağına doğru bakıyor. Çektim, dur. Ben karşındaki bulağa bak. Yine bir çektik. Nasıl yaparsan kendine nasıl yaparsan. Taşı komple şöyle güzel bak. Doğru mu? Şuradan başlayalım. Şöyle geze 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 geze. Evet. Evet. Şuraya bak, şöyle. Doğru mu? Hadi. Burada kaç tane? 4 tane. 4 tane bir, 2, 3, 4. Волгой, кто на турбазах, а мы как всегда работаем. Хуя. Что такое? Что за хуйня? Вот что бутылка, прикинь, бутылку нахуй нашли. Нормально. Старая еба. Хуеть. А там сверху заткнут что ли чем-то? Хуй его знает, походу еба. Хуеть. Аладдин, наверное, сейчас там. Ебать. Что-то есть, что ли? Нет, что-то Аладдин. Бля, нихуя себе. Бана. Хуя себе. Ебать, пирог. Чё? Желание наше сбывается? Это охуенное, да. Хуй. Наконец-то себе камрюху. Ебать. Дом. Нахуй. У моря. Лопаты собирай. Уёбываем нахуй. Что там? Давай хоть посмотрим. Чё тут? Ёб. Ёб. Не. Чё? Показывай. Ёбаный рот.